Sistemin adıymış abi. Mesela adam telefon yapmış. Yani camı bir araya getirmiş, kılıfı bir araya getirmiş, içine çip takmış. Bir sürü işlemlerden geçirdikten sonra buna bir isim takmış. Allah kainat, küre arz ve insanı yapmış. Ve bu sistemin ismine Bismillahirrahmanirrahim koymuş abi. Öyle bir sistem yapılmış ki kuvvetli bir haydıdır, parlak bir hattıdır. Hepsi birbirine bağlıymış ya. Yani. Şimdi bunu anlatmak için bir misal. Şimdi insan kainatın küçültülmüş örneği. Değil mi? Kainatta ne varsa insanda. Şimdi benim hangi cüzümden çekersen çek. Mesela parmağımdan çek, kulağımdan çek, saçımdan çek, ayağımdan çek. Diğerleri de beraber gelir mi? Gelir. Mesela çek bakalım, hepsi gelir yani. Şimdi kainat da böyleymiş. Allah öyle bir kainat, küre, insan birbirine bağlamış ki sen kainatın hangi cüzünden çekersen çek abi, o da beraber gelirmiş yani. İşte Bismillahirrahmanirrahim o üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıymış yani. Sistemin adıymış abi. Mesela ben hasta tedavi edersem doktor olurum. Elbise dikersem terzi olurum. O ünvanı alıyorum yani. Bismillahirrahmanirrahim neyin ünvanıymış? Birbiri içinde, birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıymış. Yani sistemin adıymış abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani insanı çektiğin zaman bütün alem peşinden geliyor. Evet. Yani insanı tek çıkartamıyorsun. Yani her şey öyle. Yani kainattan bir şey çıkaramazsın. Havayı çıkaramazsın, güneşi çıkaramazsın, şeytanı çıkaramazsın, örümceği, sineği, bir şey çıkaramıyor. Bütün yani kainat. Ekoloji dediğimiz o, fotosentez dediğimiz o şey var ya abi, hayat dediğimiz. Bir bütünmüş yani. Bismillahirrahmanirrahim o sistemin adıymış. Şimdi sual, ben anlamadım bunu. Yani diyor, bak izah ediyor şimdi. Yani, şurası abi. Şurası. Anlamadık. Yani deyince bak, şimdi ne diyecek? Diyecek ki, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul ile semere-i kainat ve alemin nüshayı nüsharası olan insana ucu dayanıyor. Allah bütün her şeyi, kainat, küreyazda ne varsa insana bağlamış abi. Ne varsa insanla manalanılıyor. Ferşi arşa bağlar, yeri arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Şimdi burada insani dediği için, insan demedi. İnsani dediği için insani arşa çıkmaya yol şöyle bir mana oluyor. Şimdi arşın lügat manası ne? Arş lügatta tasarrufat merkezi olarak geçiyor arş. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de arş demek evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin hülasasıdır diyor arş. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul olmuş, kainatın meyvesi ve misail musaharası olan insana ucu dayanmış ya, o zaman dayanınca bu insan Bismillahirrahmanirrahim derse ferşi arşa bağlıyormuş, insani arşa çıkmaya bir yol oluyormuş. Yani o bizim hani o gaybdaki o arş tasarrufat merkezi var ya, o insan oluyormuş yani. İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. O zaman insan evvel, ahir, zahir, batın ne varsa kendisinde gösterebilirmiş. Şimdi benim cesedimi ayakta tutan ne? Ruh. Ruh olmasa bu ceset ayakta durur mu? Bu kainat bir cesettir. Bismillahirrahmanirrahim onun ruhudur abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ferş arşla bağlanmasa bu kainat devam etmez yani. Bismillahirrahmanirrahim ferşi arşa bağlıyormuş. İnsani arşa çıkmaya bir yol oluyormuş. Şimdi bu birinci sırrı bir cümleyle özetliyorum. Ne anlatılmış birinci sırda? Baştan beri geldi. Şuradan beri geldi. Birinci sırda ne anlatılmış? Birinci sırda enfüsi ve afaki insan olmanın sırrı, terakkiyat sırrı anlatılmış abi. Afaki ve enfüsü. Yani kainatlı ve küreyarzda gördüğün hakikatleri insanda görürsen afaki, önce insanda görüp sonra küreyarzda ve kainata çıkarsan bu da enfüsü etmiş. İnsan olmanın en kısa yolu Bismillahirrahmanirrahim demekmiş abi. Bismillahirrahmanirrahim'in birinci sırrında ne anlatılmış? Yani hangi sır varmış? İnsan olma sırrı varmış yani. Yani bir insan
Şuradan okuyayım. Şuradan okuyayım. Şimdi bir insan kainatın heyeti mecmuasına baksa, bütün sistemi görse, dese ki Allah güneşle sineğin arasında münasebet kurmuş, bu sistemi yapan yani. Pirenin midesiyle manzume-i şemsiye arasında bir münasebet var, bir teavün var, bir tesanüt var dese, küre-i arıza baksa ki böyle, Allah bütün mahlukatı terbiye ederken, idare ederken aynı kanuniyeti kullanıyor. Değil mi? Hepsine rızık veriyor, hepsine el veriyor, hepsine havadan istifade ettiriyor. Ve de bir kimse böyle görse, kainatta ve küre-i arzda ve bunun her şeyin kendisine baktığını görse, o kimse insan oluyormuş yani. Arş demek, tasarrufat merkezi demek, kainat, küre-i arzda ne yapılıyorsa o tasarrufat merkezi insanmış, sizin sorunuzun cevabı